İyi sabahlar sayın seyirciler. İyi haftalar dileyelim. Bu sabah da 3 saat boyunca güne başlarken de gündemin ayrıntılarını paylaşacağız. Haber özetleriyle yayınımız başlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rekor taraftarın önünde oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray 2-1 öndeyken seyircilerin sahaya girmesi üzerine hakem Fırat Aydınus maçı tatil etti. Gözaltına alınan 12'si çocuk 67 kişi gece serbest bırakıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özerten, Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili kararın hakem raporları incelendikten sonra verileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler de cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirtti. Ve Almanya'da parlamento seçiminin galibi Başbakan Merkel oldu. Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Birlik Partileri, CDU ve CSU yaklaşık %42 ile sandıktan oylarını artırarak çıktı. Merkel'in koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti ise barajı aşamadı. Ve Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti. 175 kişi de yaralandı. Kenya ordu sözcüsü rehinelerin büyük kısmını kurtardıklarını açıkladı. Ve Pakistan'da bir kiliseye pazar ayini sonrasında intihar saldırısı düzenlendi. 78 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla da yaralı var. İran ziyaretini sürdüren Meclis Başkanı Cemil Çiçek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüştü. Toplantıda Suriye konusu da ele alındı. Çiçek, bugün dini lider Ayetullah Ali Hamene ile görüşecek. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinin ikinci gününde Darende ve Doğanşehir ilçelerinde halka hitap etti. Velilere seslenen Başbakan Erdoğan, seçmeli ders uyarısı da yaptı. Dış politikadaki tutumundan dolayı CHP'yi eleştiren Başbakan gençlere de seslendi. Dükkanların cam çerçevesini indiren bir gençlik değil, iPad ile bilgisayarı ile dolaşan bir gençlik yetiştiriyoruz dedi. Ve devam edelim. Ankara Güven Park'taki gezi eylemleri sırasında açılan ateş sonucu ölen Ethem Sarısülük davası bugün başlıyor. İddianamede polis memuru Ahmet Şahbaz'ın meşru müdafaa sınırını aşarak adam öldürmekten 2 yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyor. Heybeliada Ruhban Okulu kapılarını konser için açtı. 1971'den beri kapalı olan ve yeniden açılması talebiyle zaman zaman gündeme gelen Ruhban Okulu'nda Türk ve Yunan sanatçılar sahne aldı. Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Fransa oldu. Final maçında Litvanya'yı 80-66 yenen Fransa tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı. Haber özetleri böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçelim. Sayın seyirciler, Türk futbol tarihinin seyirci rekorunun kırıldığı Beşiktaş Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında seyircilerin sahaya girmesi üzerine hakem Fırat Aydınus maçı tatil etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rekor taraftarın önünde oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Uzatma dakikalarında taraftarların sahaya girmesi nedeniyle hakem Fırat Aydınus maçı tatil etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, Almeida'nın golüyle önde kapamıştı. Galatasaray ikinci yarıda Drogba ile iki gol bulup öne geçti. Ancak ne olduysa uzatma anlarında oldu. Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Melo'nun kırmızı kart görmesi sonrası, futbolcular arasında saha içinde başlayan gerginlik tribünlere yansıdı. Çok sayıda taraftar bariyerleri aşarak sahaya indi. Güvenlik güçleri saha kenarındaki plastik sandalyeleri ellerine geçiren yüzlerce taraftarı kontrol altına almakta zorlandı. Bu sırada hakem Fırat Aydınus'la birlikte futbolcular ve her iki takım teknik ekipleri soyunma odasına gitti. Beşiktaş yönetimi olayların yatışmasının ardından hakem Aydınus'tan maçı kaldığı yerden yeniden başlatmasını talep etti. Ancak Aydınus bir daha sahaya çıkmadı ve maçı tatil ettiğini açıkladı. Karşılaşma ile ilgili kararı Futbol Federasyonu yönetimi verecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özerten, Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili kararın hakem raporları incelendikten sonra verileceğini söyledi. Galatasaraylı yönetici Lütfi Arıboğan da taraftar yasağı olmasaydı olaylar daha büyürdü dedi. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirtti. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 67 kişi gece serbest bırakıldı. Dün akşamki derbiyle ilgili ayrıntılı haberimizi spor bölümünde aktarmaya devam edeceğiz. Gündemin diğer başlıklarıyla devam ediyoruz. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda
68 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı. Kenya sözcüsü Pakistan'da bir kiliseye intihar saldırısı düzenlendi. 78 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı Almanya'da parlamento seçiminin galibi Başbakan Angela Merkel oldu. Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Birlik Partileri yaklaşık %42 ile sandıktan oylarını artırarak çıktı. Merkel'in koalisyon ortağı Hür Demokrat Partisi ise barajı aşamadı. Kullandığı belirtiliyor. Kuzey Irak'ta önceki gün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Mesut Barzani önderliğindeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin zaferiyle noktalandı. Muhalif Goran Hareketi ise %22 ile oylarını artırarak ikinci parti oldu. Kuzey Irak Meclisi'nin İran ziyaretini sürdüren Meclis Başkanı Cemil Çiçek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Toplantıda Suriye konusu da ele alındı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta. Bugün Cumhurbaşkanı Gül'ü yoğun bir program bekliyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün mesaisi Türkiye saatiyle 16'da Yatırım Bankası Merrill Lynch'te yapacağı değerlendirme toplantısıyla başlayacak. Gül 100 civarında finans sektörü temsilcisinin katılacağı toplantıda konuşmada yapacak. Cumhurbaşkanı Gül saat 17.30'da Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer'le bir araya gelecek. Akşam Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısına katılacak olan Gül, Türkiye saatiyle 1'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın devlet ve hükümet başkanlarına vereceği resepsiyona katılacak. Kayseri Malatya Karayolu'nda bir araçta bulunan roket başlığına benzeyen cisimle bir miktar sıvı kimyasal silah endişesine neden oldu. Genelkurmay ve Atom Enerjisi Kurumu ekipleri ele geçirilenleri inceledi. Cisim daha ayrıntılı inceleme için Ankara'ya gönderildi. 16 Eylül'de sınır ihlali yapan Suriye helikopterini düşüren Türk Silahlı Kuvvetleri pilotlarına ödül verildi. Açıklama Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan geldi. Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binalarına yönelik roketli saldırı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İki saldırgan olaydan kısa bir süre sonra havadan ve karadan takip alındı. Operasyon için yerleşim bölgesinden çıkmaları beklendi. 5000 polisin katıldığı operasyon 3 saat sürdü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinin ikinci gününde Darende ve Doğanşehir ilçelerinde halka hitap etti. Velilere seslenen Başbakan Erdoğan seçmeli ders uyarısı yaptı. Gündeminde Suriye ve Mısır'da vardı. Mısır'da halkın iradesine saygı duymayanlar darbe yaptılar. Neye güvendi elindeki silaha? Bu silah bir gün onlara da doğrultulur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'nın Darende ilçesinde Mısır'daki darbe yönetimine mesaj verdi. Dış politikadaki tutumundan dolayı CHP'yi eleştirdi. Biz bunların karşısına dikiliyoruz diye Türkiye'deki ana muhalefet bundan rahatsız oluyor. Çünkü bunlar hakkın ve haklının ne demek olduğunun farkında değiller. Başbakan öğrenci ailelerine Mustafa Sarıgül zaten Cumhuriyet'e Halk Partisi'ne sempatiyle bakıyordu. Biz de geçmişte Cumhuriyet'e Halk Partisi'nin kültürünü almış, Cumhuriyet'e Halk Partisi'ne çalınmışmış. Yerelde ciddi, başarılı bir örnek sergilemiş arkadaşımızın Cumhuriyet'e Halk Partisi'ne gelip Cumhuriyet'e Halk Partisi'nin mensup olmasını arzuluyorduk. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde Mustafa uygun görse belediye başkanı seçimlere gelecektir. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin seçimlerde hiçbir partiyle ittifak yapmayacağını söyledi. Anadolu Ajansı'na Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaş, dinleme skandalına ilişkin ilk kez konuştu. Makam odasına yerleştirilen böceğin nasıl bulunduğunu anlattı. Ekibi çağırdık. Meğer o koku önündeki CD kabının plastik kokusuymuş. Teknik ekip üçlü prizi buldu. Üçlü prizi kaldırırken ağır olduğunu fark etti. Bunun üzerine üçlü prizi açtı. İçinde bir ortam dinleme aygıtı vardı. Bir de içinde sim kart. Derhal emniyete haber verdik. Gece geç saatlere kadar ifadeler alındı. Dinleme skandalı ile ilgili yeni düzenleme hazırlığında.
Trafiğin yer altına alınmasının ardından Taksim Meydanı'nın çevre düzenlemesiyle ilgili eleştirilere Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş cevap verdi. Topbaş, bolca ağaç dikeceğiz dedi. Sosyal medyayı da takip ediyorum. Ankara Güven Park'taki gezi eylemleri sırasında açılan ateş sonucu ölen Ethem Sarısülük davası bugün başlıyor. Sarısülük'ün katil zanlısı polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tutuksuz yargılandığı dava saat 10'da Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İstanbul Ok Meydanı'nda izinsiz gösteri yapan bir gruba polis müdahale etti. Olaylar sırasında polise ses bombası atan bir kişi elinden yaralandı. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı cemevinin temelleri atıldı. Silivri'de yapılan cemevi temel atma törenine ilgi yoğundu. Dünya Vakıflar Konferansı İstanbul'da toplanıyor. İlk kez düzenlenecek konferans öncesi Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ersem, NTV'nin sorularını yanıtladı. Tüm dünyadan vakıf temsilcileri İstanbul'da bir araya geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Vakıflar Konferansı başlıyor. Vakıf uygulayıcıları pozisyonunda olan yetkili kişileri çağırdık ve bu düzeyde evet ilk defa bir Türkiye'de organizasyon gerçekleştiriyoruz. Dünyanın vakıf konusundaki en önemli etkin isimleri hemen hemen tamamını çağırdık. Konferansta bürokratlar ve akademisyenler tecrübelerini paylaşacak. Osmanlı toprakları, öncesinde Selçuklu toprakları vakıflar konusunda çok önemli örnekler verdiler. Dünyada hiçbir örneği olmayan azınlık vakıfları Türkiye'de. Yani bu örnek var. Yine devlet tarafından finanse edilen sosyalleşme vakıfları var. Yine kanunla kurulan vakıflar var. Aile vakıfları var. Yani bütün bu örnekler sadece Türkiye'de var. Ve hiçbir problem olmaksızın da bunlar çok rahat faaliyet gösterebiliyorlar. Biz istiyoruz ki bu örnekleri, bu çeşitliliği onlara yansıtabilelim. Açılışa Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katılacak. Konferans... Heybeliada Ruhban Okulu kapılarını konser için açtı. 1975-71'den beri kapalı olan ve yeniden açılması talebiyle zaman zaman gündeme gelen Ruhban Okulu'nda Türk ve Yunan sanatçılar sahne aldı. 2014 televizyon şarkı yarışması ile ilgili Diyarbakır'dan bir öneri geldi. Kültür, Turizm ve Musiki Derneği, televizyona Kürtçe şarkıyla katılmak için TRT'ye başvuracağını açıkladı. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından güne başlarken kaldığı yerden devam edecek. Kısa bir aranın ardından yayınımıza devam ediyoruz. Dün İstanbul'da binlerce pedal otomobilsiz yaşam için çevrildi. Harbiye'de buluşan bisikletliler Boğaziçi Köprüsü'nden geçti, hareme ulaştı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte trafik durma noktasına geldi. Tunceli'de yükselen baraj suyu risk görülmediği için kamulaştırılamayan bir eve kadar ulaştı. Ev su altında kalma riskiyle karşı karşıya. Ev sahipleri sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Olumsuz etkiledi. Araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. Yalova'da ise hortum vardı. Gündemin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz ama spordan önemli gelişmeleri aktaralım. Türk futbol tarihinin seyirci rekorunun kırıldığı Beşiktaş-Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında seyircilerin sahaya girmesi üzerine hakem Fırat Aydınus maçı tatil etti. Spordan gelişmeleri aktardık ve güne başlarken ekonomi cephesiyle devam ediyor. Borsa İstanbul yeni gün hangi seviyeden başlayacak? Piyasalar açılmadan önce hemen aktaralım. Perşembe günkü rally havasının ardından cuma günü piyasalarda kar satışları hakimdi. Borsa İstanbul %2,02 düşerek 77.863 puandan haftayı tamamladı. Endeks haftanın tamamında ise %8,7 ile önce gelen 25 borsa içinde en fazla yükselen oldu. Ve dövizde de perşembe günkü sert düşüşün ardından yükseliş hakim. Hemen bakalım, dolar 1,98'in, euro da 2,68'in üzerine çıktı. Ekonomideki rakamlar da böyleydi. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Güne başlarken de bir saati geride bıraktık. Haber turuyla başlayalım. Ayrıntılarla devam edeceğiz. Atatürk Olimpiyat
Şimdi de bugünün gazetelerinde öne çıkan manşetlere bakacağız. İlk olarak turumuza Milliyet Gazetesi'nin sürmanşetiyle başlayalım. Dün akşamki olaylı derbi, dev derbi, Olimpiyat Stadı savaş alanına döndü diyor. Dün akşamki derbiyle ilgili. Ve Beşiktaş'la Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç son dakikalarda taraftarın sahaya girmesi nedeniyle yarım kaldı. Aslında her şey çok güzel başlamıştı. Gelecesi demiş ve bir fotoğraf paylaşmış yine Milliyet Gazetesi sürmanşetine taşıdığı haberinde. Ve bir anlık ihmal diyor. Pusu'daki kan davalar ilk hatada katledildi. Özel haber olarak Burcu Karakaş'ın haberi yer alıyor. Ve Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir kiliseye iki kişi intihar saldırısı düzenledi. Az önce de aktarmıştık. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı ayinin ardından gerçekleşen olayda en az 78 ölü ve 100'den fazla yaralı olduğu açıklandı. Evet, devam ediyoruz. Yine Aslı Aydın Taşbaş'ın yazısı var. O ortam insanı terörist yapar diyor başlığında. Ve devam ediyoruz Radikal gazetesiyle. CHP'nin Kürt sorunu başlığını görüyoruz. Manşette ana dilde eğitim, vatandaşlık tanımı ve resmi dil konusunda MHP ve BDP net. AK Parti'de eğitim ve resmi dil yer alıyor. Ve derbiyi hooliganlar bitirdi başlığı var. Dün akşamki karşılaşmayı yine Radikal gazetesi de sürmanşetine taşımış. Olimpiyat stadında Galatasaray 2-1 öndeyken maç tatil edildi. Uzatmalarda tribünde kavga çıktı, ardından saldıran bir grup sahaya indi diyor ve kararı, son kararı da Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Trilyon dolarlık ajan diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını deşifre eden eski CIA çalışanı Snowden'ın ülke ekonomisine zararı 1 trilyon doları geçti diyor. Ve CIA petrol şirketini de dinledi ve birçok ayrıntı yine trilyon dolarlık ajanın son ifşaatı pahalıya patladı başlığıyla Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer alıyor. Ve o silah bir gün onlara da doğrulur. Malatya Darende'de vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kucağına aldığı bir bebeği severkenki fotoğrafıyla ilk sayfaya taşınmış bu haberde. Mısır'da darbe yapanların ellerindeki silaha güvendiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, şunu bilmeleri lazım, bu silah bir gün onlara da doğrultulur. Zulümle abat olunmaz, zulme rıza zulümdür açıklaması yaptı. Ve devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesinin ardından Habertürk gazetesiyle ve yine o da dün akşamki önemli karşılaşmayı sürmanşetine taşımış. Polis taraftarları biber gazıyla müdahale etti. Derbinin yarıda kalması nedeniyle Beşiktaş'a en az 6 maç seyircisiz oynama cezası gelecek. Kartal 3-0 hükmen yenik sayılacak diyor ve derbi yarıda kaldı başlığıyla yer alıyor taraftarın sahaya girdiği an. Ailesi 30 yıl bolca ağaç dikeceğiz diyor İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş. Taksim Meydanı'nda ağaç beklentisi var. Gerçekten istenildiği kadar bolca ağaç gazetesiyle durumumuzu noktalayacağız ve yine o da dün akşamki önemli karşılaşmayı ilk sayfasına aktarmış Radikal. Evet, gazetelerde öne çıkan manşetleri paylaştık. İlerleyen saatlerde daha ayrıntılı şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Hava durumunun ayrıntılarıyla ara verelim. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık ortalamanın 4 derece altında, gündüz ise 22 derece, gece 14 derece olması bekleniyor. Ankara parçalı bulutlu, hava serin, sıcaklık gündüz 20, gece ise 7 dereceye kadar indi. İzmir'de ise az bulutlu bir hava var, sıcaklık 25 derece, ancak rüzgar hızını azalsa da serin esiyor. Haber özetleri böyleydi, ayrıntılarına geçeceğiz ama yola çıkacak olan kişiler için İstanbul trafiğine bakalım. Evden çıkmak üzere olan izleyicilerimiz için İstanbul trafiğine bakacağız dedik. Hemen geneline bakalım. Haftanın ilk günü sebebiyle yoğunlaşması beklenen bir İstanbul trafiği var. Ve köprü girişlerinde özellikle birinci köprü girişleri yoğun diyebiliriz. Kozyatağ sizlerle şimdi de kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından güne başlarken kaldığı yerden devam edecek. Heybeliada Ruhban Okulu kapılarını konser için açtı. 1971'den beri kapalı olan ve yeniden açılması talebiyle zaman zaman gündeme gelen Ruhban Okulu'nda Türk ve Yunan sanatçılar sahne aldı. 42 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapıları konser için açıldı. Şimdi de NTV MSNBC internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıklarını aktaracağız.
Dün akşamki önemli karşılaşma yine NTV Mesela'nın de ilk sayfa haberlerinden biri olmuş. Gözaltı sayısı belli oldu diyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi siyah beyazlı taraftarların sahaya girmesi ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Olaylarda gözaltına alınanlar Başakşehir Polis Merkezi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Maçın ardından Beşiktaş kafilesi 2, Galatasaray kafilesi ise 2,5 saatlik bekleyişin ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan ayrıldı. Ve yine dün akşamki bu olaylı derbinin ayrıntıları ve yorumlar yine NTV MSNBC'nin ilk sayfasında yer alıyor. Ve Kuzey Irak'ta önceki gün düzenlenen genel seçimler resmi olmayan sonuçlara göre Mesut Barzani önderliğindeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin zaferiyle noktalandı. Muhalif Goran hareketi ise %22 ile oylarını artırarak ikinci parti oldu ve yine kazandı diyor haberinde başlığında. Ve Suriye helikopterini düşüren askerleri ödül. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Suriye helikopterini düşüren personeli ödüllendirdi. Yine bu konuyla ilgili ayrıntılar da NTV MSNBC'nin internet sitesinde yer alıyor. Ve zorlu yolculuk zaferle bitti. Basketboldan bir sonuç. Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Fransa oldu. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Litvanya'yı 80-66 yenen Fransa tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı. Bu başarı hikayesinin ayrıntıları da internet sitesinde yer alıyor. Zorlu yolculuk zaferle bitti başlığıyla yer alıyor. Ve AVM'de yine silah sesleri yükseldi. 68 ölü var. Kenya'nın başkenti Nairobi'de meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti. 175 kişi de yaralandı. Kenya ordu sözcüsü hala devam eden operasyonda rehinelerin büyük kısmını kurtardıklarını açıkladı. Ve operasyona az önce Selim Atalay'dan da ayrıntılarını aldık. Ödülün sahipleri belli oldu. Televizyon dünyasında Emmy heyecanı yaşandı. 65. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Ve en iyi komedi dizisi ödülünü Modern Family alırken en iyi drama dizisi ödülünü de yine CNBC dizisi olan Breaking Bad kazandı. Hangi ödül kime gitti? NTV MSNBC'de yine ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Evet, NTV MSNBC internet sitesinin öne çıkardı haber başlıklarını kısaca paylaştık. Ayrıntılara devam edelim. 42 milyon euroluk transfer ücretiyle Arsenal kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olan Türk asıllı Mesut Özil yeni takımında oynadığı 3 maçta büyük beğeni topladı. Arsenal taraftarları Özil yazılı formalarla maçtan önce yıldız futbolcuya moral verdi. Yayınımızın sonunda NTV Meteoroloji Editörü, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur tekrar bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldin diyelim Sayın Abur. Merhaba, hoş bulduk, günaydın. Merhaba, tekrar günaydın. Yeni bir haftaya başlıyoruz dedik. Sıcaklıkların yükseleceğini söylediğiniz hafta ortasında ama yine de soğuk bir hafta sonu geçirdik. Nasıl bir hafta bizi bekliyor diye pas atalım size. Evet, kuzeyden gelen özellikle Ukrayna, Romanya üzerinden gelen ve zaman zaman da Kırım üzerinden aşağı doğru sarkan o soğuk havadan dolayı önce Trakya'da, daha sonra da Marmara'nın tümü, Batı Karadeniz, Karadeniz ve iç kesimlerde sıcaklıklar azaldı. Peki bu azalış neler getirdi derseniz hafta sonu İstanbul'un belli... Gökhan Abur'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah tekrar bizlerle birlikte olacak. Saat başında Erhan Ertürk'le birlikte olacaksınız haber merkezi kuşağında. Biz de yarın sabah da burada olacağız. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.